İyi akşamlar dostlar. 6 Kasım 2024 borsamızda bugün taban ve tavan olan hisselerin tabanda ve tavanda bekleyen adet değil arkadaşlar. Son 7 günlük işlem hacminin ortalamasına bir bakalım. Yarın en azından tekrar aşağı yönlü veya tekrar yukarı yönlü olma ihtimali, bakın olacak demiyoruz arkadaşlar, olma ihtimalini hemen hızlıca bir değerlendirmeye çalışalım. Şimdi elimizde arkadaşlar reader var. Reader dün tabanda bekleyen 8 milyon lot varken bugün tabanda bekleyen 6,5 milyon lot. Anladığımız kadar arkadaşlar düşüşü biraz yavaşlatmış gibi gözüküyor. Satacak çünkü fazla kimse de kalmadı herhalde. Erittiler bugün. Toplamda arkadaşlar %14,6 son 7 günlük işlem hacmini ortalamasına göre bir bekleyen hisselerimiz var tabanda. Patek arkadaşlar yarın büyük ihtimalle tabanı bozabilir ama tekrar taban devam eder mi onu hep beraber göreceğiz ama arkadaşlar neticede olasılıklar olarak karşımıza düşük olasılıklar çıkıyor, onu söylemekte fayda var. Ve gelelim arkadaşlar tavanda olan hisselerimize baktığımız zaman toplamda 12 tane hissemiz var. Akhol, Migros, Bakap, İş Yatırım, Kaplamin, Anadolu Efes, Emken, Avgeo, İhlas Gayrimenkul ve İhlas olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman da yarın en kuvvetli tekrar tavan olma ihtimali arkadaşlar İhlas Gayrimenkul ve İhlas, biliyorsunuz ki bunların Kırgızistan'la ilgili bir haberleri vardı. Bundan dolayı da arkadaşlar hızlı bir şekilde çıkmaya devam ediyor anladığımız kadarıyla. İhlas Holding'in tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar 5,5 gün erimeyecek şekilde gibi duruyor. Bakın erimeyecek şekilde diyorum. Neticede burada tahtacılar da arkadaşlar alış girmiş olabilirler, yanıltıcı olabilirler. Bir anda silerlerse tavanda bozma ihtimali var ama neticede şu aşamada tavanda bekleyen lot sayısı 5,5 günlük ortalama işlem hacmine eşit arkadaşlar. Son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman İhlas Gayrimenkul'de arkadaşlar %262 bekliyor. Bu da 2,6 günlük olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar yarın tavan olarak en şanssız olan hisseler karşımızda Emkel ve arkadaşlar Kaplamin ve Avgeo çıkıyor. Çünkü oldukça düşük, %10'un altında gözüküyor. En şanslılar ise İhlas Gayrimenkul ve İhlas olarak karşımıza çıkarken üçüncüsü olarak da İş Yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Hadi hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.